Tamam Tarık, işin bitince ben ararım seni. Bulut sana emanet. Rahat ettin mi için? Bir an önce şu işleri bitirip normal hayatıma geri dönmek istiyorum. Ortağı olduğun restoran için azıcık zaman ayırıyorsun. Öyle düşün, rahatlarsın. Tartışmak istemiyorum biraz. Ben de. Neyse, nereye gidiyoruz? Şimdi, Çorlu tarafında bir tane mandıra var. Orayı tavsiye ettiler, çok iyiymiş. Bir de Şile tarafında bir kasap, onu da görmek istiyorum. Bu ikisi arasında kaç kilometre var biliyor musun? 200. Ama restoranın başarısı için. Nazlı, ikisine birden gidemeyiz. İkisinden birini seç. Olmaz, gitmemiz lazım, çok güzel. Nazlı, gidemeyiz. Seç. Mandıra mı, kasap mı? Kasap. Mandıraya da haftaya gideriz. Bak, o kadar da uzak değilmiş değil mi? Yani hem ben zaten Şile tarafında dedim. Şile'de demedim. Yarın yollayacaklar etleri. Kendileri teslim ediyormuş ya. Senin o gurmeye bir ziyafet çekeceğim. Böyle sayfa sayfa bizi yazacak. Efendim İkbal Hanım. Feris Bey, şirkette Demir Bey'e düşmanlık edebilecek birini bulduk. Kim? İsmi Celal Yılmaz. Bizim eski kamyon şoförlerinden bir tanesiymiş. Zamanında şirkette hırsızlık olayına karışmış. Tabii işten kovulmuş. Sonra Demir Bey kendisine üzülmüş ve tekrar işe almış. Ama bu hırsızlık olayı tekrarlanınca herkesin içinde bağırıp çağırıp tekrar işine son vermiş. Celal de Demir'e sinirlenmiş, öyle mi? Evet. Hem de çok. İşte önünü kesmeler, tehdit etmeler. Zaten şirkette herkes Celal'i ve bu olayı çok iyi biliyor. Ve çok da kötü bahsediyorlar. Ben bir tanıdığı vasıtasıyla adresini buldum. Feris Bey. Diyorum ki, ismini ve adresini polise versek de şu Celal'i bir sorgulasalar. Bilmiyorum İkbal Hanım, adam suçsuz olabilir. Siz bana adresi gönderin, önce ben gidip bir konuşayım. Ferit Bey, bu gerçekten çok ciddi bir olay. Sizden rica ediyorum, bu işi polislere bırakın. İkbal Hanım, adresi lokasyon olarak atın lütfen cep telefonu. İkbal Hanım haklı, bırak polis sorgulasın. Adamın gözlerinin içine bakacağım Nazlı. Bu işi yapacak bir adam mı değil mi? Kendi gözlerimle görmem lazım. Ay, kendi gözlerinle görmeyiver, ona sen karar veremezsin. Bu durum dedektifçilik oynanmayacak kadar ciddi bir durum, tehlikeli. Nazlı, sana bir taksi ayarlayalım seni. Nereye ineyim? Haklısın, bu tehlikeli bir şey. O yüzden sen iniyorsun, benimle gelmiyorsun. Sana bir taksi ayarlıyoruz. Yok, aslında ben düşündüm. Bence haklısın. Yani sen de haklısın. Yani o adam böyle bir şey yapmış mıdır, bir gözlerine bakıp görmek lazım. Ben de geleyim, gidip bakalım. Bu riske giremem. Ben de seni yalnız gönderme riskine giremem. Kusura bakma. Hadi geç kalacağız. Hadi. Hadi hadi geç kalacağız. Hadi bakalım. Neydi adamın adı? Celal mi? Sana yemin ederim var ya, çok sıkıntılı zamanlar geçiriyorum. Hiç sorma. Bir de çocuklar yolda dediler ki abi Celal abi kıvırıyor, istemiyor falan. Ya dedim yapmaz öyle şey. Yok abi, ısrarcı dediler. Vallahi üzüldüm. Sen niye yok diyorsun? Niye yapmam diyorsun kardeş? Ben yapamam Hakan Bey. Üstlenemem ben bu suçu. Benim yapabileceğim bir iş değil bu. Ya yaparsan on numara olur, herkes de inanır. İnanır inanır ama ben de biterim. Biter misin? Celal'im şu hale bakınca sen zaten bitmişsin ya. Elde yok, avuçta yok, üstte yok, başta yok, da yok. Sen zaten bitmişsin ya, evde bir tane klima yok ya. Terden öldüm, şu halime bak, gözünü seveyim. Karım, kızım, bensiz ne yaparlar? Hah, ağzını yiyeyim senin. Ben de tam onu diyorum zaten. Yenge ister misin ya ömrünü burada geçirsin? Çocuğun, ha? Bu harabenin içinde mi yaşasın hayatını kardeşim? Bak, yengeye çok güzel bir apartman dairesi alırız. Kaloriferli. İstersen klima da koydururuz anasını satayım. Yengenin üzerine yapıyoruz evi. Yeminle sana. Maaş bağlarız yengeye. Çocuk hasta demedin mi sen? Bütün hastane masraflarını karşılarım, her şeyi. Nerede? Yenge nerede, çocuk nerede, dışarıda var mı? Ankara'da.
Bir doktor varmış, oraya gönderdim. Bak şimdi, Ankara nedir Allah'ını seversen ya. Ben sana Avrupa sözü veriyorum, Avrupa. Buradan yengeyle çocuğu uçağa bindiriyoruz ki business class. En güzel şekilde Avrupa'ya gönderiyorum. En iyi hastanede en iyi doktorlara teslim ediyoruz. Ne gerekiyorsa yapılıyor. Bütün masraflarını da ben karşılıyorum. Sen hiçbir şeyi dert etmiyorsun zaten. Ayrıca burada da sana bakıyoruz zaten. Sıkıntı yok. Aynen aslanım. Sana da bir bozuk psikoloji raporu ayarlarız. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ha bir de 46 alırız. Gelir raporu. Vallahi yırtarsın ha. Adres burası. Nazlı, sen arabada bekle, ben konuşup geleyim. Nazlı. Bir düşün ya, bir düşün sadece ya. Başka bir şey değil. Abi Ferit Aslan. Ne? Allah'tan arabayı aşağı mahalleye park ettik ha. Ne yapalım? Gidin, arabayı buraya arkaya bir yere getir ama kimseye görünme, tamam mı? Beni orada bekleyin, geleceğim tamam, ben. Tamam, tamam. Gel, 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 gel. Ben ne diyorsam onu yapacağım. Tamam? Merhaba. Celal Bey. Bey değilim ama Celal benim. Buyurun. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Ne konuşacağız seninle? Bakın ben... Ben seni tanıyorum Ferit Aslan. Senin şirketinde çalıştım. Ama senin ortağın beni kovdu. Durup dururken mi kovdu? Anlayışsız herifin tekiydi. İşten kovulduktan sonra Demir'i tehdit etmişsin öyle mi? Ettim. Çok kızdım. Beni mahvetti. Hırsız damgası vurdu. Parasız bıraktı. Ben de tehdit ettim. Yalan yok. Belki tırsar diye. Bunları içeride rahat rahat konuşalım mı? İçerisi müsait değil. Senin gibi bebeler yer yok burada. Nasıl tehdit ettin Demir'i? Ben sinirle yaptım her şeyi. Pişman oldun mu tehdit ettiğine? Ben bilemedim ne yaptığımı. Evde hasta mı var? Evet kızım, 5 yaşında. Tedavi görüyor. İlaç masrafları çok diye. Yalan yok. Ben hırsızlık yaptım. İlaç parasını yetiştirebilmek için. Ben yaptım. Buraya kartımı bırakıyorum. Ara, kızının hastalığını konuşalım. Gidelim Naz.
Ne düşünüyorsun? Celal'in işi değil bu. Eminim. Aynı fikirdeyiz. Tamam, şahane bir adam olmadığı çok belli. Ama böyle bir topa çıkacağını sanmıyorum. Sonuçta küçük hasta bir kızı var. Ayrıca hiçbir çıkarı yok. Sadece intikam için bu kadar ince bir plan kurgulaması hiç inandırıcı değil. Yine Hakan'a döndük. Bunun arkasında başka biri olamaz. Tabii bunu kendi elleriyle yapmadı. Başka birilerini kullandı. İşte bana önce o kullandığı adamlar lazım. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Nasıl geçti? Hallettiniz mi işleri? Ettik mi mı ettik. Hazır mıyız yarın için? Menü kafamda hazır zaten. Malzemeleri de aldım. Yarın bir tek yemeği yapmak kaldı. Bu restoran ilk büyük sınavı. Sınava geçersek önümüz açık. Ben eminim misafirlerimiz buradan çok memnun ayrılacak. İnsan en büyük hataları kendine en çok güvendiği zamanlarda yaparmış. Aklında olsun küçük bir hatırlatma. Aklımda olacak. Efendim Tarık. Restorandayım ben. Aha, buraya gelin, bekliyorum. Resmimiz bitti. Nerede peki resimler? Tarık abi eve bıraktı başına bir iş gelmesin diye. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Bu resimleri senin yapman gerekmiyor muydu? Öğretmenin kız mısın? Ne yapayım be? Küçük bir destek almadan olmuyor. İyi bakalım, öyle olsun. Yavru kuş, ne hazırlayayım sana? Naz, sen zahmet etme. Biz evde yeriz. Yeni aşçı bir şeyler hazırlayacaktı. Dayı, burada yemek yesek olmaz mı? Hem bak ben çok açım. Karnımda ziller çalıyor. Kurt gibiyim. Tamam. Ben inip aşağı sana bir şeyler hazırlayayım. Şanslısın, çok güzel şeyler var. Seni kıramayacağımı biliyorsun ve bunu kullanıyorsun. Evet. Al bakalım. Ama bak bu sonuncu. Küçücük mideni meyve sularıyla doldurdun. Pirinçler de hala duruyor. O pirinçler bitecek. Yoksa o kadar çocuğun olur. O ne demek ya? Annem küçükken bize öyle söylerdi. Biz de inanıyorduk. Peki sen pirinçlerin hepsini yer miydin? Yok, ben iki tanesini bırakırdım. Yoksa iki tane mi çocuğun olsun isterdin? Hadi boş ver sen, bitir bak köftelerini. Dayı, sen kaç tane çocuğun olsun isterdin? Aa, açıldın sen sanki bir bulut. Aile planlaması mı yapıyoruz? Evet. Sen bana ediyorsun bulut, başka istemiyorum. Açıkçası benim bir kardeşim olsun isterdim. Mesela bizim Can'ın kardeşi var. Çok iyi anlaşıyorlar. Çok da eğleniyorlar. Ama ben yalnızım. Bulut'cum böyle konuşma, ne olur. Üzüyorsun beni. Bir kız bir erkek mi? Evet, bir kız bir erkek. Mutlu oldun mu? Evet. Ama şu an hiç çocuk düşünecek durumda değilim Bulut. Şu an düşünebildiğim tek şey yarınki gurmeler. Gurme ne demek? Gurme yemek yemeyi seven, damak tadı olan kişilere denir. O zaman ben de bir gurmeyim. Öyle mi gurme beyciğim? Söyle bakalım nasıl olmuş köfteler? Mükemmel. Hadi hadi. Merhabalar, iyi günler. Afiyet olsun, kolay gelsin. Çok güzel bir mekanmış gerçekten burası. Siz de buranın işletmecisisiniz herhalde çünkü stilinizden ve duruşunuzdan anladım. Beni yan masadan gönderdiler. Yani burada uzay işleriyle ilgili bir çocuk varmış. Ben. Aa, sizsiniz. Bu paket size geldi. İçinde bir teleskop olduğunu söylüyorlar. Of, amca bu çok güzel. Çok da büyük. Tabii biraz büyük. Bununla Ay dedenin gözündeki çapağı bile göreceksin, biliyor musun? O zaman hadi açalım. Yalnız burası çok teleskopluk bir yer değil. Böyle daha açık hava, daha yüksek, yıldızları, ayı falan görebileceğimiz bir yere gitsek. Ne dersin? Ben öyle bir yer biliyorum galiba. Evet, ayarladım. Tanıştırayım Ay dede ve Bulut. Bulut, Ay dede. Amca bu çok güzel, çok büyük.
Yani biraz daha dikkatli bakabilirsen Neil Armstrong'un ayak izlerini bile görebilirsin. Deniz çok kötüsün. Dayı, Mars nerede? Mars nerede? Zor bir soru sordun. Ver bakayım. Gel bak burada, en parlak olan. Neden en parlak? Çünkü Mars Dünya'ya en yakın olan gezegen ve biz o yüzden onu çok daha parlak görüyoruz. Vallahi ben yerimi ayırttım. 10 sene sonra gidiyorum. Gerçekten mi? Ben de geleyim mi? Gel, birlikte uzaylılar sever bizi. Top falan oynarız onlarla. Deniz, kandırma sana Bulut'u. Bulut'cum, senin bu amcanın var ya, çok geniş bir hayal gücü var. Dünyası fantastik. Sen dinleme onu o yüzden. Ama söz veriyorum, bir gün Mars'a gidilirse seni elinden tutup ben götüreceğim. Bizimki biraz daha bilim kurgu. Yani yarın ne olacağını pek bilmiyoruz ya. Dünya çok hızlı dönüyor ya. Hani öyle söylemiştim. Yani olmayacak şeyler bazen olabiliyor birden. Boş hayallere kapılmamak lazım bence. Her zaman gerçekçi olmakta fayda var. Her zaman gerçekçi olmak çok sıkıcı ya. Ben hayalleri tutunuyorum. Bir gün böyle her şey çok güzel olacak diyorum kendime. Öğrendin mi Mars neredeymiş, küçük ayı neymiş, büyük ayı neymiş? Evet, öğrendim de bir şey daha var. Ben artık astronot olacağım. Süper. Ona uzay mühendisi diyelim dayıcığım. İşte sana biraz daha geliştirmiş oluruz. Uzay mühendisi ne yapıyor ki dayı? Onlar uzaya giden roketleri yapıyor. Onlar da uzaya gidiyor mu? Yok, onlar burada kalıyor dayıcığım. O zaman olmaz. Ben astronot olup uzaya gideceğim. Ben de küçükken astronot olmak istiyordum, biliyor musun? Ben de. Anne, uzay sevdası, aileymişsiniz siz. Aa, tabii sen bilmiyorsun. Bizim soyumuz yetkililere dayanır. Sen ne olmak isterdin küçükken? Ben mi? Ya benim kafam çok karışıktı. Bir ara balerin olmak istedim. Ama tahmin edersin ki çabuk vazgeçtim. Sonra öğretmen olayım dedim. O da çok sarmadı. Aşçı olayım dedim. Çabuk vazgeçtim şaşırtıcı bir biçimde. Taksi şoförü bile olmak istedim. Sonra babamdan bana doğru bir terlik gelince ondan da vazgeçtim. Sonra en iyisi aşçılık deyip aşçılıkta karar kıldım. Evet, iyi ki aşçı olmuşsun. Yoksa biz seni tanıyamazdık. Evet, çok doğru. Yani bu mesleği seçmeseydin biz tanışamazdık. Bence her türlü bulurdunuz beni. Dayıcığım, sen neden bu kadar çok astronot olmak istiyorsun? Hakan enişte bana bir gün dedi ki, benim annemle babam çok uzakta bir yıldızda yaşıyorlarmış. Ben de astronot olup uzaya gidip onları bulacağım. Ben artık Bulut'u yerine yatırayım. Üşümesin. Ben de restorana geçeyim. Ben de çıkayım seninle. Bırakayım mı seni? Olur. Kaç tane bilim kurgu romanı bırakayım sana? Yani şöyle beklenmedik finalde olanlardan. Ben gerçek olmayan şeylerle ilgilenmiyorum Deniz. O seninle ilgili alan. Eyvallah. Nazlı, benim ekip aşağıda. 30 saniye falan sürecek yolculuğumuz. Hala ışınlanma icat edilmedi mi sizin gezegende? Bizim gezegende icat edildi de dünyada henüz yok. O yüzden böyle çok şey yapamıyoruz. İyi geceler. İyi geceler.